Bu sabah iyi bir başlangıç yapacağım. İki meyveli kahvaltılık gevrek var. Hey Jen, ben de birazcık alabilir miyim? Buna pişman olacaksın. Ne sinir. Sadece bir lokma istiyorum. Of ya, çok yakındım. Bir kaşık alacağım sadece. Burada sadece bir kaşığa yer var arkadaşım. Vay, bu bayağı yaratıcı oldu Kevin. Ama hayır. Süt mü istiyorsun? Buzdolabı orada. İyi aman. Bu Jen de hiç paylaşmayı bilmiyor. Bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Ve tek gereken sadece bir yudum almak. Ne? Isıdırsan iyi olur. Ne? Galiba Kevin çatlamış. Bayağı iyi numara değil mi? Denemek ister misin? Görüşürüz. Oluyor mu? Aa! Kevin! Yine oburluk mu ediyorsun Madison? 8 kilometre koştum. Ay, susuzluktan ölmüşüm. Hey, bir damla bile kalmamış. Doldurayım bari. Şişe doldurma becerimi test edelim bakalım. Şişeye dökülmen gerekiyordu. Hadi odaklan. Şimdi daha net görüyorum. Ve dökelim. Ay! Şişe dışında her yere dökülüyor. Çok sinir bozucu. Bir yudum bile etmez. Susuzluktan ölmek istemiyorum. Hey! Şu yemek çubuklarından birini versene. Bu şey işime yarayacak. Suyu onun üzerinden dökerek şişeye doldur. Doğruca şişeye gidecek. Müthiş bir numara değil mi? Vay canına, bunu yapmayı nereden öğrendin? Bakayım ben de yapabilecek miyim? Şişeye portakal suyu dolduracağım. Aa, işe yarıyor. Sanki sıvı çubuğa yapışmış gibi oluyor. Artık şişeye bir şey doldurmak çok daha kolay. Anneler ve duygusal romanlar birbirlerinden ayrılmazlar. Jennifer'ı fark etmedi bile. Hadi hepsini şuraya sokmam gerek. Tatlım, ne bu curcuna böyle? Şu gerekli kağıtları şuraya sığdıramıyorum. Dur, hepsini buruşturuyorsun. Sana daha iyisini öğretmiştim. Ver şunu bakayım. Ders notlarına böyle davranmamalısın. Pardon. Niye sana aldığım dosyayı kullanmıyorsun? Bedava değildi o, biliyor musun? Aslında belki de düşündüğümüzden daha kullanışlıdır. Şöyle bir dosya al, kapağını kes. Sonra da etiketleri istediğin gibi sırala. Kolay ulaşman gereken sayfaları içine yerleştir. Bunu da unutma. Sonra bana teşekkür edersin. Al. Aslında bayağı da sevimli oldu. Ve tüm kağıtlarım da içinde. Her zaman en iyisini bilirsin annem. Umarım bunları düzenli tutabilirim. Ve işin en iyi yanı da bana lazım olan sayfaları hemen bulabilirim. Şu önemli molekül çizimi nerede? Hah? Neyse, acele edeyim de gecikmeyeyim. Nasıl geçtiğini haber veririm anne. Nihayet heyecanlı romanıma geri dönebilirim ben de. Hey, bu da ne? Parti mi? Gitmek istiyorum. Ama üstümü değiştirmem lazım. Şuralarda hiç parti kıyafeti var mı? Şu nasıl? Bayağı büyük bir yığın oluşturdun Kate. Nihayet bir şey buldum. Partide çok sevimli görüneceğim. Evet,
Bu kesinlikle doğru seçim. Dur bakalım. Bu dağınıklığı düzeltmeyi düşünüyor musun? Eve dönünce yapsam? Of ya. Partiye gecikeceğim. Bunları toplamak sonsuza kadar sürer. Ha? Buldum. Bir yastık kılıfını sandalyenin arkasına as. Ve şöyle aşağıya çek. Sağlamlayınca giysilerini içine at. Ve bir dakika sonra dağınıklık tarihe karışır. Tam da annem bakmaya geldiğinde. Kim bilir belki sana şık takılarından bile verir. Derli toplu olmanın tabii ki bir ödülü olmalı. Teşekkürler. Görüşürüz anne. İstesen de istemesen de anneni kızdırman bazen kaçınılmaz olur. Aman ne çok süt o öyle. Jennifer. Bir daha annen sana ölümcül bir bakış atarsa evle ilgili bu tüyolardan birini devreye sok. Merhaba anne. Selam canım. Hangi bataklıktan geçip de geldin sen? Yerleri daha yeni temizledim. Bu pisliği temizlemenin tek yolu var. Yani annen bunu kendi yöntemiyle yapsa fena olurdu. Ay ne yapacağım şimdi? Asıl işi bu yapacak. Şişirilmiş bir balon al. Ve sönerken kirli ayakkabılarınla üstüne bas. Tüm hava çıkınca yepyeni ayakkabı koruyucuların olur. Çünkü eve çamur getirmemen gerek. Değil mi anne? Ay gözlerim doldu. Sofya iyi ki buradasın. Şerefe. Bu panç ne güzelmiş. Hey Amy, bir yudum ister misin? Wow, Sofya bardağı nasıl öyle bırakabildi? Tanrım of dostum ya, ne oluyor? Oh. Ups, biraz abartmış olabilirsin Sofya. Bu numarayı bir dahaki partide yapmak ister misiniz? Buradaki numaranın esas noktası bardağın arkasındaki delik. Karanlık, fırtınalı bir geceydi ve yağmur damlaları cama çarpıyordu. Yağmur mu? Bunun nesi korkunç ki? Hadi Instagram'a. Of dostum ya, beni dinlemiyorsun bile. Arkadaşlarımı neyin korkutacağını biliyorum. Ve karşınızda. Bir anahtarlık mı? Oo. Bu hala hikayenin korkunç yeri mi Amy? Hayır hayır, onu yeme. Bir saniye, gözümde bir şey var. Of ya, çok kaşınıyor. Gerçekten bir şey var gözümde. Ve puf. İşte aynı anahtarlık. O şey gözünden mi çıktı? İğrenç. Doktora gidelim mi? Emin'in bunu nasıl yaptığını merak ediyorum. İki tane varmış. Bizi kandırmayı başardı. Şu partileyen kızlara bakın. O kadar dans ettim ki acayip terledim. Biraz ara versem iyi olacak. Oh evet, buz gibi bir içecek. Bir saniye. Bu partiyi çok daha ilginç bir hale getireceğim. Arkadaşlar şuna bir bakın. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Dans etmekten gözlerimiz mi bozuldu acaba? Bunu nasıl yapıyorsun? Sanırım arkadaşımız bir cadı. Hayır. Mia bir cadı değil ama kendisi çok akıllı. Çift taraflı bir bant alın ve pipete ve orta parmağınıza yapıştırın. Şimdi parmaklarınızı birbirine dolayın. Orta parmağınızı hareket ettirince pipet de oynayacak, gördünüz mü? Bayanlar ve baylar, kızlar ve erkekler, birazdan göreceğiniz şeyler dünya hakkında bildiğiniz her şeyi değiştirecek. En kötü peçeteler hakkında. Birazcık alevle. Bu peçete bir daha eskisi gibi olmayacak. Havalı değil mi? Hiç en iyi arkadaşını oyuna getirmeyi düşündün mü? Bu büyük bir şey değil.
sadece ortama biraz neşe katacak kadar zararsız bir şey. Eğer bu sana hitap ediyorsa arkadaşlarına yapabileceğin bu eğlenceli numaralara ve şakalara bayılacaksın. Ve umarım sana çok kızmazlar. Telefonu elinden asla bırakmayan bir arkadaşın mı var? Hey, seninle konuşmaya çalışıyorum. İşte şu baş belası telefondan temelli kurtulmanın yolu. Ona telefonu bir elle tutup diğer eliyle de bileğini tutmasını söyle. Sonra parmaklarını teker teker açsın. Hop, işte telefon yere gitti. İyi numara değil mi? O senin gibi öbür elinin baş parmağıyla telefonu tutmuyordu. Gördün mü? Üzgünüm, üzgün değilim. Ödünç aldığı kazanı mahveden arkadaşından nasıl intikam alacağını mı düşünüyorsun? Ona oynayıp durduğu madeni parayı kaybedebileceğini söyle. Büyü yapıyor gibi sözler söyleyerek parayı suya at. Sonra şişenin içine bakmasını söyle. Yeterince yaklaşınca hop şişedeki suyu yüzüne sık. Hey şimdi görürsün sen. Pazar günü hiçbir şey yapmadan dinlenmek ve arkadaşlarla takılmak gibisi yok. İşleri daha ilginçleştirmeye cesaretin var mı? Baş aşağı asılı durabilecekken eski sandalyelere kim ihtiyaç duyar ki? Hey bana katılacak mısın ha? Şu her günkü yer çekimine boyun eğmek şart mı? Her şeyi baş aşağı çevir. Bir arkadaşınla birlikte yer çekim yasasına karşı geldiğin bir video yayınlayarak tüm arkadaşlarınızın kafasını karıştırın. Duvara bir halı asıp yanına da masa koyarak fonun yer gibi görünmesini sağlayın.